Herkese merhabalar. Bugün Urla'dayız. Urla'ya Emine ablamızı ziyarete geldik. Gelmişken de en bir etrafı gezelim dedik. Bugün Urla'da pazar da kurulmuş. Aynı zamanda burada Enginar Festivali'nin yapıldığı yer de burasıymış. Ve buradan Sanat Sokağı'na doğru geçeceğiz. Ağaçların altında çok güzel bir çay bahçesi var. Ama burası çok güzel. Ta 2015'ten mi 2016'dan mı fotoğrafımız var burada? Burada benim fotoğraf çekersin sonra değil mi? Çekeriz abla. Sen de çekersin. Sen fark çekersin etmez. Bütün çekeriz şimdi. Urla Sanat Sokağı'na gelmeyeli bir herhalde 5-6 yıl oluyor. Urla'ya çok uğruyoruz ama bu kalabalığa pek girmiyorduk. Uzun bir süre sonra buralara girelim istedik. Ama çok kalabalık değil pazar günü olmasına rağmen. Herhalde Eylül ayı olduğu için yavaş yavaş insanlar gelmeyi tercih etmiyor. Ama yine de hava güzel olduğu için bir kalabalık var. Burada 1001 çeşit gazoz var herhalde. Merhaba, hayırlı işler. Yani içeride aklınıza gelebilecek her türlü gazoz çeşidi vardı. Bakalım dönüşte biz de oradan bir gazoz yiyeceğiz. Kazandı diyeceğiz. Şurada da hemen flüt çalan dayı. Burada incikçiler, boncukçular var herhalde abla daha çok. Sanat Sokağı burası. Sanat Sokağı. Burada çok güzel ahşaptan oymalar var. Sabah baktığınızda standart Alaçatı sokakları gibi burada Urla'da güzel bir yer ve aşkım bir şeyler gördü. Bak ne aşkım? Evet çok tatlı duruyor. Çok güzel. Hayırlı işler abla, kolay gelsin. Şu fiyat ne kadardı acaba kelebeklilerin? 170. Bunlar 500. Şunlar 220. Şu kelebek 220. Ve 270. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ay nasıl 3 boyutlu? 3 boyutlu kağıt sanatı. Kuruşlar da var. Beğendin mi? Şu güzelmiş kelebek. Fiyatları değişiyor. Bunlar 275. Şunlar 110. İstifçi.
içeride bahçesi çekim yapabilirsiniz. Dış tarafta çok güzelmiş. Burada şey mi var? Tadım mı yapıyorlar? Tadım mı? Burada direkt oturuyorsun, rezervasyonla geliyorsun. Evet. Akşamları canlı müzik falan oluyor. İşte. Çok güzel var. Gerçekten çok güzel bir ortam varmış. Artık maalesef fiyatlar her yerde pahalı. Amelie'de gezip görülebilecek, vakit geçirilebilecek. Yani oturup bir tatlı yenilebilecek. Çok tatlı bir yer. Bir de buraya da gelmiş artık. Yani beyaz ahşap konsept yapıyorlar ya. Burada da çok fazla var. Belli yani eskiden kalma değil, daha yeni açılmış, yeni modernize olmuş mekanlar. Hayır, dünkünden bahsetmiyorum. Ev örümesi çantalar. Çekelim abla. Şu koltuk ve şu begonvilleri. Aa, vardı. Çok güzel yapmışlar. Bunu da çekebilirsin. Sen bir daha yok, paylaşayım. Olsun, fark etmez. Paylaşacağım diye uğraşma yani. Evet, buralar da çok güzelmiş. Biz aralara aslında böyle yerlere geldiği zaman dediğim gibi aralara bütün sokakları gezmek lazım. Çekeceğim. Burada kokoreçli de varmış. Çok güzel, ben buralarda yapacak bir şey bulamıyorum. Yani kalabalık, bir de gez bir yerden sonra şey geliyor bana. O bir yerde oturman lazım. Biz işte oturmayı yapamıyoruz. O zaman bir yere gidince hep geziyoruz. Bir yerde oturmadığımız için sonra da bulamıyoruz. Ya oturacak çok bir yerde bulamıyoruz ki yani. Bir de gideceğin yer oturacağın bir yer oluyor genelde. Ya oturacaksın, uzun bir vakit orada duracaksın ya da gezeceksin. Ama güzel yapmışlar buraları. Ben beğendim. Şu gölgeli değişmiş değil mi? Evet. Bayağı daha da tadilatlar var şimdi. Burada ara sokaklarda böyle çok güzel kafeler de var. Biz hep bunları kaçırıyoruz. İşte böyle ara sokaklara da girip oraları da aslında gezmek lazım. Vakit kısıtlı olduğu için onları da yapamıyoruz. Ama çoğu yerde de çok girmiyorlar o sokaklara. Biz her yere girelim yapmıyorlar o sokaklara. İşte. Vakit olsa gezersin. Çok güzel. İçinde çok güzelmiş. Akşam iş var. Gece mesaisi. Biz de gel. Geri durup bakacağım. Ya çok güzel şeyler var ama maalesef hepsi çok pahalı ya. Yani. Belki dikkat ediyorlar öyle girmeyince. Biz kapşonlarımızı örtüp girdik. Bu mesela bak, burası da bitti aslında. Bu ara sokaklara bir yerlere girmeyince çok gezecek bir yer diyor. Tamam abla. Pardon, bir sonrakinden. Bir sonrakinden. Ne pazarı? Balgacı. Urla'nın en meşhur sokaklarından biri. Pazarı daha doğrusu. Ne satılıyor orada? Peki şey mi? Bizim
bana genelde şeyler var. Üreticilerin şeyleri. Ya ve nostaljik böyle tahta sandalyeler falan. Ya da şöyle yapalım. Önce tatlımızı yiyelim, sonra girip oradan çıkalım. Olur, öyle yapalım. Zaten oradan çıkacağız ya. Tam şu sokağa gireceğiz. Tatlıya, tarihe Gadolcu'da. Evet. Şimdi Malgaca pazarına geldik. Daha değil, merak ettim, gelmedim. Ama çoğu yer kapalı. Yok öyle bir şey yani. Buradaki atölyelerin çoğu kapalı. Evet ya, tamam. Sen bilin çoğalıyorsun. Burada çay bahçesi var. Oturup burada yiyeceğiz işte. Buraya dön geldiğinde buralarda oturacağım. Evet. Durun atmosferi yürüyüşmek istedim. Alacaksın çayın suyunu. Geleceksin arşana oturacaksın. Girmiş buraya çiçeklerin arasına. Beni sen söyleyene kadar görmemiştim. Burada şeyde tarafındaydık. Ne o? Her neyse unuttum nere olduğunu. Yolda gidiyoruz, ben gördüm. Al dedim, lokma dedim. Direkt böyle elimi tabağa doğru atıyorum falan. Bizim çocuklar durdurdu beni. Oğlum dedi, ne yapıyorsun dedi. Oğlum dedim, hayrına değilim dedim bu. Ondan sonra yok dediler, ne hayır adamlar bunu satıyor diye. Çok garibime gitmişti yani. Değil mi? Ben burada arabayla giderken böyle lokmacı gördüğümü çekiyorum. Sağ bir tabak bir lokma alıyorum. Bizim burada var valla öyle. Yine bir Urla turunun sonuna geldik. Güzeldi. Yedik işte. Bol tatlı yedik ya. Dün de çok tatlı yedik. Dün çok karıştırdık biz. Dün siz nişanda karıştırdınız. Nişanda biraz yedik. Videoyu beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.